Merhaba arkadaşlar, Fatma'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sarmaşık çiçeği tunus patiğimizin burun kısmının anlatımını yapacağım arkadaşlar. Birinci bölümümüzde sağ tarafındaki çiçeğini birlikte örmüştük. Şimdiki ikinci bölümümüzde de burun kısmını birlikte yapacağız arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzde de diğer tarafının anlatımını yapacağım. Şu şekilde 3 numaralı tunus tığı kullanacağım. Renklerimiz bu renk arkadaşlar. Dilerseniz farklı renklerde de uygulayabilirsiniz. Kanalımda bunun gibi farklı değişik modeller var arkadaşlar. Tunus patik ağırlıklı anlatım yapıyorum. Abone olursanız hem onlar rahatlıkla bulabilir hem de bana destek olmuş olursunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Şu şekilde patiğimizi kenara alalım. Bakın arkadaşlar, birinci bölümümüzde çiçeğini bu şekilde birlikte örmüştük. Bir sırada düz siyahımızı yaptık. Şimdi burun kısmına geçelim. Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar, birinci sıramızla başlayalım. Siyah ipimizle 12 tane siyah yapıyoruz. Verdiğim sayılar her zaman tığımızdaki ile birlikte arkadaşlar. 12 tane siyahımızı örelim. Evet, 12 tane siyahımızı ördükten sonra ben iplerimi kesmedim. Eğer kestiyseniz arkadaşlar iplerinizi sabitleyin. 12 tane siyahtan sonra 2 tane sarı. Daha sonra 2 sarıdan sonra 2 tane fuşya. Ben fuşya ile yaptığım için fuşya diyorum arkadaşlar. Siz hangi renkle yapıyorsanız o renk ipinizle 2 tane yaptıktan sonra yeşil ipimizi alıp 6 tane yeşil yapalım. Evet, 6 tane yeşilimizi yaptık. Patiğinizde daha net görebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane siyahımızı örmüyoruz. Geri dönüyoruz. İlkini tek olarak, daha sonra çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde kesip birinci sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde çift olarak kesip birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda yine tığımızdaki ile birlikte 10 tane siyah örelim. Tane siyahtan sonra sarı ipimizi alıyoruz. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Evet, 6 tane yeşilimi yaptım. Bakın 2 yeşilimi yine örmüyorum. Her sırada 2 ilmek eksiltiyoruz arkadaşlar. Geri dönüp keselim ve ikinci sıramızı tamamlayalım. Yine ilkini tek, daha sonra çift olarak kesiyoruz. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah örelim. 8 tane siyahtan sonra yine sarı ipimizi alıyoruz. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üçüncü sıramız bu şekilde. Geri dönüp kesiyoruz. İlkini tek, diğerlerini çift olarak. Hepsini kendi renkleriyle kesmeyi unutmayın.
Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda da pardon arkadaşlar, 6 tane siyah yapıyoruz. Altı tane siyahtan sonra sarı ipimizi alıp 2 tane sarı, 2 tane fuşya, 6 tane yeşil. Bakın 2 yeşilimizi yine örmüyoruz. Yine eksiltme yaptık arkadaşlar. 4. sıramız bu şekilde. Geri dönüp ilkini tek, diğerlerini çift olarak sıra sonuna kadar keselim. Evet, dördüncü sıramızı da bitirdik. Beşinci sıramıza geçelim arkadaşlar. Tığımızdaki ile birlikte 4 tane siyah yapıyoruz. 4 siyahımdan sonra tekrar sarı ipimi aldım. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın 5. sıramızda bu şekilde ilkini tek, diğerlerini çift olarak kesip gelin 6. sıramızı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramızda sadece siyah ipimizle örüyoruz. 2 tane ilmeğimiz kalana kadar siyah ipimizle örelim. Evet, 12 tane siyahımı ördüm. Bakın 2 yeşilimi örmüyorum. Geri dönüp keselim. 6. eksiltmemizi, sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 7. sıramıza geçtik arkadaşlar. 7. sıramızda 10 tane siyah yapıyoruz. Yine 2 ilmeğimizi örmeyeceğiz. Bakın 2 ilmeğimi örmedim. 10 siyahımı işledikten sonra ilkini tek, diğerlerini çift olarak kesip 7. sıramızı da bitirelim. Son eksiltmemize geldik arkadaşlar. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah örüyoruz. Yine 2 ilmeğimizi örmüyoruz. Bakın yine 2 ilmeğimi örmedim. Siyahla 3 sıra yapmış oldum arkadaşlar. Geri dönüp keselim. Son eksiltmemizi de tamamlıyoruz. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha sonra siyah ipimizde bütün ilmeklerimizi siyahla örüp, yani eksilttiklerimizin hepsini siyahla toplayacağız. İlk önce 8 ilmeğimi siyahla ördüm. Bir alttaki 2 ilmeğimi de siyahla ördüm. 10. Bir alttaki 2 ilmeğimi de siyahla ördüm. 12. Bu şekilde arkadaşlar bütün eksilttiklerimizi örerek tığımıza topluyoruz. Toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet. 24 tane ilmeğimizi topladık. Yani başlangıca geri gelmiş olduk arkadaşlar. Eksilttiklerimizi topladık. Geri dönüp keselim. İlkini tek olarak, daha sonra çift olarak bu şekilde hepsini kesiyoruz. Evet, hepsini kestikten sonra normalde arkadaşlar alttan üste doğru eksiltmiştik hatırlarsanız şimdi. Şimdi de üstten alta doğru normalde gitmemiz lazım ama bu modelimiz bu şekilde değil. Şu şekilde modelimizde göstereyim. Aynı işlemi
3 defa uygulayacağız. Ben ikinciyi de birlikte yapalım. Şaşırmayın. Daha sonra ikinciyi de yaparsak tam anlayacaksınız arkadaşlar. İkinciyi yapalım. Üçüncüyü size bırakacağım. Bakın 24 ilmeğimizi ördükten sonra başlangıca geri dönmüş olduk. Yine aynı işlemi uygulayacağız. Tığımızdaki ile birlikte 12 tane siyahımızı öreceğiz arkadaşlar. Evet, bakın 12 tane siyahımı ördükten sonra sarı ipimi alıyorum. Şu şekilde. Geçişlerimizi çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Modelimiz kasmasın. 12 tane siyahtan sonra 2 tane sarı. 2 tane fuşya. Bakın buradaki işlemi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra 6 tane yeşil. Bakın 6 yeşilim yaptıktan sonra 2 siyahımızı örmüyoruz. Yine alt taraftan eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Üstten alta doğru inmiyoruz. Geri dönüp keselim. Birinci sıramızı tamamlayalım. İplerinizi keserken de şu şekilde üstüne atarak kesin ki arkadaşlar ilmeklerimizin arasında boşluklar oluşmasın. Daha hoş görünüyor. Evet, birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Tığımızdaki ile birlikte 10 tane siyah yapıyoruz. Bakın 10 tane siyahımı yaptım. Daha sonra sarı ipimi alıyorum. 2 tane sarı. 2 tane fuşya, 6 tane yeşil. Evet, ikinci sıramız bu şekilde. Bakın 2 yeşilimi örmüyorum. Geri dönüp kesiyorum. Alttaki ile aynı yapıyoruz arkadaşlar. Alttan üste doğru eksiltme yapıyoruz. Evet, üçüncü sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah yapalım. Sekiz tane siyahımı yaptıktan sonra yine sarı ipimi alıyorum. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Şekilde göstereyim. Üçüncü sıramız da bu şekildeydi. Geri dönüp keselim arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da bitirelim. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde bitirdik. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda da tığımızdaki ile birlikte 6 tane siyah yapıyoruz. Bakın 6 tane siyahımı yaptıktan sonra yine sarı ipimi aldım. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Evet, bakın dördüncü eksiltmemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Kesip gelin beşinci eksiltmemizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, beşinci sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 4 tane siyah örüyoruz. Bakın 4 tane siyahımı ördükten sonra yine sarı ipimi alıyorum. 2 tane sarı. 2 tane fuşya.
6 tane yeşil. Evet. 5. sıramız bu şekilde. Geri dönüp kesiyoruz arkadaşlar. İlkini tek olarak, daha sonra çift olarak. Alttaki ile aynı işlemi yaptık. Bakın. Beşinci sıramız da bu şekilde. Altıncı sıramıza geçiyoruz. Tığımızdaki ile birlikte siyah ipimizle örüyoruz arkadaşlar. 12 tane siyah yapıyoruz. Şöyle göstereyim. 2 yeşilimizi örmeyip geri dönelim. İlkini tek, diğerlerini çift olarak keselim. 6. eksiltmemizi de tamamlıyoruz. Alttaki ile aynı olduğu için çok yavaş anlatmıyorum arkadaşlar. Bu modelin aynısını bir daha koyuyoruz. Tığımızdaki ile birlikte 7. sıramıza geçtik. 10 tane siyah yapalım. Şu an 7. sıramızdayız arkadaşlar. 10 tane siyah örüyoruz. 2 siyahımızı örmüyoruz. Geri dönüp keselim. Evet arkadaşlar, son eksiltmemizdeyiz. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah yapalım. Geri dönüp keselim. Son eksiltmemizi de bu şekilde bitiriyoruz. 3 sıra siyahla yaptık arkadaşlar. Şimdi yine burada yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi siyahla toplayalım. İlk önce 8 ilmeğimizi siyahla örüyoruz. Daha sonra bakın, bir alttaki 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bir alttaki 2 ilmeğimi yine ördüm. Bir alttaki 2 ilmeğimi yine ördüm. Bu şekilde bütün bıraktığımız 2 ilmeklerimizi tığımıza toplayalım. Yine 24 ilmeğimizi elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın, ikisi de aynı oldu. 24 ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Tekrar üçüncüyü de anlatmama gerek yok. Çünkü üçüncüsü de aynısı. Bakın, modelimiz aynı. 24 ilmeği kestikten sonra yine 12 siyah modelimizi yapıyoruz. 10 siyah, yine renklerimizi koyuyoruz. Burayla bura aynı. Üçüncüsü de aynı arkadaşlar. Üçüncüsünü de diğer ikisi gibi yapın. Bütün ilmeklerinizi toplayıp gelin. Daha sonra diğer 3 taneyi birlikte yapalım. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, ilk 3 modelimiz aynı. İlk 3 modelimiz aynı. Bakın, buradaki sarılar bu tarafa bakıyor. Buradaki sarılar bu tarafa bakıyor. Dediğim gibi üçüncüyü siz yapıp gelin. Tam ortadaki ilmeğimizi de, 24 ilmeğimizi de bu şekilde şimdi yaptığımız gibi toplayıp gelin arkadaşlar. Daha sonra örmeye birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, üçüncüyü de yaptık. Bakın, üçüncüyü tamamladım. 24 ilmeğimizi topladık. Şimdi diğer 3 modelimize geçtik. Üçüncüden sonra arkadaşlar 4. modelimiz. Tığımızdaki ile birlikte ilk önce 8 ilmek öreceğiz. Bu sefer de arkadaşlar 8 ilmek örerek aşağıya doğru iniyoruz. Her sırada 2 ilmek arttıracağız. Birinci sıramız bu şekilde. 8 ilmeğimizi ördük. Geri dönüp keselim. Birinci sıramızı bitirelim. İkinci sıramızda da 10 tane siyah yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, 8 tane siyahımı ördüm. Bir alttaki sıradan 2 ilmek arttırarak 10 tane siyah oldu. Geri dönüp keselim. İkinci sıramızı da bitirelim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramızda da 12 tane siyah öreceğiz. İlk önce 10 tane siyahımızı örelim. On siyahımı ördükten sonra bir alttaki sıradan 2 ilmek
arttırarak şöyle göstereyim. 12 tane siyahım oldu. Geri dönüp kesiyoruz arkadaşlar. 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, bakın 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi hem model koyup hem tekrar arttırmaya devam edeceğiz. 4. sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 4 tane siyah yapıyoruz. 4 siyahtan sonra sarı ipimizi alalım arkadaşlar. 2 tane sarı. Fuşya ipimizi aldık. 2 tane fuşya. Daha sonra yeşil ipimizi alıp 6 tane yeşil yapacağız. Bakın arkadaşlar, burada 4 tane ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimi yeşille ördüm. Şu şekilde göstereyim. Bir alttaki sıradan 2 ilmekli yeşille artırarak toplamda 6 tane yeşilim oldu. Geri dönüp keserek 4. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 5. sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 6 tane siyah yapıyoruz. 6 tane siyahtan sonra sarı ipimizi alıp 2 tane sarı. Daha sonra fuşya rengi ipimizi alıp 2 tane fuşya. Yeşil ipimizi alıp 6 tane yeşil yapacağız arkadaşlar. Bu sırada 4 tane yeşil yaptım. Şöyle göstereyim. Arttırmamızı da yeşille yaparak toplamda 6 tane yeşilimizi elde ettik. 5. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. 5. sıramızı da bitirelim. Biraz önceki yaptığımızın tam tersi arkadaşlar. Bu sıralarda da, yani diğer 3 tanesini de yukarıdan aşağıya doğru yapacağız. Hem modelimizi koyup hem yukarıdan aşağıya doğru arttırmalarımızı yapıyoruz. Evet, 5. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah yapalım. 8 tane siyahtan sonra sarı ipimizi alıp 2 tane sarı. Fuşya rengi ipim alıyorum. 2 tane fuşya. Yeşil ipimi aldım. 6 tane yeşil yapıyorum. Burada 4 tane yeşilimiz var. Arttırmamızı da yeşille yaparak 6 tane yeşilimi elde ettim. 6. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramıza geçtik arkadaşlar. Tığımızdaki ile birlikte 10 tane siyah yapalım. 10 tane siyahımdan sonra sarı ipimizi alıyoruz. 2 tane sarı. 2 tane fuşya, 6 tane yeşil. Yine 2 arttırmamızı yeşille yapacağız arkadaşlar. Burada 4 tane var. Bir alttaki sıradan 2 ilmek arttırarak 6 tane yeşilimi yaptım.
Yedinci sıramız bu şekildeydi. Geri dönüp keselim. Yedinci sıramızı da bitiriyoruz arkadaşlar keserek. İlkini tek, diğerlerini çift olarak unutmayın. Evet, 7. sıramızı da kestik. 8. sıramıza geçiyoruz. Tığımızdaki ile birlikte 12 tane siyah yapalım. Siyahtan sonra sarı ipimizi alıp 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Arttırmamızla birlikte. Burada 4 tane yeşilimiz var. 2 ilmekte bir alttaki sıradan arttırarak toplamda 6 tane yeşilimi elde ettim. Daha sonra geri dönüp keselim arkadaşlar. 8. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son 2 arttırmamız kaldı arkadaşlar. Sırayı tamamladık. Bakın burada son 2 arttırmamız kaldı. Siyah ipimizle bütün ilmeklerimizi siyahla örüyoruz. Son 2 arttırmamızı siyahla yapalım. 4. modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın son 2 ilmeğimizi de siyahla topladık. Toplamda 24 ilmeğimize tekrardan ulaştık arkadaşlar. Geri dönüp keselim ilkini tek olarak, daha sonra çift olarak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk 3 modelimiz aynıydı hatırlarsanız. Diğer 3 modelimiz de aynı arkadaşlar. Tam orta kısma kadar 3'ü aynı. Diğer 3 tanesi de aynı. Yani 24 ilmeğimizi topladıktan sonra alttan başlayacağız. Pardon, üstten başlayacağız yine arkadaşlar. Burada direkt alttan eksilterek yukarıya çıkmıştık hatırlarsanız. Diğer 3 tanesini, bu diğer 3 taneyi de üstten önce 8 ilmekten başlayarak alta doğru her sırada 2 ilmek arttırıyoruz. Yine ikinci modeli de birlikte koyalım, olmazsa arkadaşlar şaşırmayın. Birinci sıramıza başlayalım. 8 tane ilk önce siyah yapıyoruz. Bakın şu modeli koymuştuk. Yine aynı modeli koyacağız. 8 tane siyahımı yaptıktan sonra geri dönüp kesiyorum. İkinci sıramızdayız. 10 tane siyah yapacağız arkadaşlar. İlk önce 8 tane siyahımızı örelim. Bir alttaki sıradan 2 ilmek arttırarak 10 tane siyahımızı elde ettik. Tunus patik yapan arkadaşlarımız bunu anladı bile arkadaşlar. Çoktan yaptılar ama dediğim gibi benim videolarım ağırlıklı olarak yapamayan arkadaşlarımız için, bakın 10 tane siyahım oldu. İlk arttırmamı yaptım. Yine siyah ipimle 12 tane siyah yapacağım. İkinci arttırmamızı da siyahla yapacağız. 3. sıramızdayız arkadaşlar. Şöyle 10 tane siyahımı ördükten sonra bir alttaki sıradan 2 ilmek arttırarak 12 tane siyahımı ördüm. Geri dönüp keselim. 3. sıramızı da
bitirelim arkadaşlar. Yine ikinci modülü de sizlerle birlikte koyalım başlamışken. Bakın üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Tığımızdaki ile birlikte dört tane siyah örüyoruz. Dört tane siyahımı ördükten sonra sarı ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle geçişlerimizi sıkı yapmayalım. İki tane sarı. Yine fuşya ipimine geçiş yapıyorum. İki tane fuşya. Son olarak yeşil ipimizi alıyoruz. 6 tane yeşil yapacağız. Burada 4 tane yeşilimiz var. Arttırmamızı, 2 arttırmamızı da yeşille yaparak 6 tane yeşilimizi elde ettik. Daha sonra keselim arkadaşlar. 4. sıramızı da evet 3 sıra siyah yaptık. 4. sıramızı. Evet arkadaşlar 4. sıramızı da kestik. Bu şekilde göstereyim. 5. sıramızdayız. Tığımızdaki ile birlikte 6 tane siyah yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 2 tane sarı. İki tane fuşya. Altı tane yeşil yapacağız. Bakın burada dört tane yeşilimiz var. Bir alttaki sıradan iki ilmek arttırarak altı tane yeşilimizi elde ettik. Beşinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. İlkini tek olarak daha sonra çift olarak. Sıra sonuna kadar hepsini kendine iplerle kesip 5. sıramızı da bitirelim. Evet 6. sıramıza geçtik arkadaşlar. Tığımızdaki ile birlikte 8 tane siyah yapıyoruz. Sekiz siyahımı yaptım. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Bakın 2 arttırmamı da yeşille yaptım. 6. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. 6. sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna kadar hepsini kendi renkleriyle kesip bitirelim arkadaşlar. Evet, 7. sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 10 tane siyah yapıyoruz. 10 tane siyahımı yaptıktan sonra sarı ipimi alıyorum. 2 tane sarı. Daha sonra fuşya rengi ipimi aldım. 2 tane fuşya. Daha sonra yeşil ipimle 6 tane yeşil yapıyorum. 4 yeşilim var. Hemen arttırmamı da yeşille yaparak 6 tane yeşilimi elde ettim. 7. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. İlkini tek, diğerlerini çift olarak. Evet. 7. sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Bu arada benim küçük kızım uyuyor. Ben çoğu çekimlerimi gece yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Gündüz çekemiyorum.
Evet, 7. sıramızda bu şekilde 8. sıramıza geçtik. Tığımızdaki ile birlikte 12 tane siyah yapalım. Bakın 12 tane siyahımı yaptım. 2 tane sarı. 2 tane fuşya. 6 tane yeşil. Burada 4 tane yeşilimiz var. Onu örüyoruz önce. Daha sonra 2 tane yeşil artırarak 6 tane yeşilimizi elde ettik. Bakın 8. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Geri dönüp keselim. İlkini tek, diğerlerini çift olarak hepsini kendi renklerle kesip bitirelim arkadaşlar. Gündüz çekim yapamıyorum. Kızım da çekim yapmama izin vermiyor. Onun için beraber çekiyoruz bayağıdır. Evet. Son 2 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Onu da siyah ipimizle toplayarak 5. modelimizi de bu şekilde koyuyoruz. İnşallah anlaşabilmişimdir arkadaşlar. Diğer 6. modelimizde bu yapacağımız modelin aynısını yine uygulayacağız. 24 ilmeğimizi bu şekilde topladıktan sonra üst taraftan 8 ilmek örerek daha sonra her sırada 2 ilmek arttırarak yani bu yaptığımızın aynısını tekrardan koyacağız. Şöyle göstereyim, bakın. Sıralarımız 3 tanesi bu tarafta, bu tarafa bakıyor. Diğer 3 tanesi de bu tarafa bakacak. Bu 3 taneyi alttan üste doğru her sırada 2 ilmek arttırarak yaptık hatırlarsanız. 24 ilmeği topladıktan sonra tekrar üstten alttan üste doğru topladık. 24 ilmeği toplayıp tekrar alttan üste doğru. Üçüncüden sonra 24 ilmeği topladıktan sonra üstten 8 ilmekle başlayarak her sırada arttırarak 24 ilmeğimize ulaştık. Bakın tekrardan üstten 8 ilmekle başlayarak her sırada 2 ilmek arttırarak 24 ilmeğe ulaştık. Üçüncüsü de aynı arkadaşlar. İlk 3 aynı, ilk 3 aynı. Şu şekilde göstereyim, bakın. Üçüncü modelimiz de aynı. Bunda topuk yapacağınız zaman, taban yapacağınız zaman arkadaşlar her zaman tunus patiklerde taban yapacağınız zaman tam orta kısımdan. Bakın 3 bu tarafta, 3 bu tarafta tam orta kısımdan patiğinizi ayırarak yapacaksınız. Siyah olduğu için zaten topuk süslemesi, topuk ve kenar süslemesi yapmayacağım arkadaşlar. Kanalımda ayrı bir videosu var. Üçüncü bölümün açıklamalar bölümünde linkini bırakacağım. Oradan yapabilirsiniz. Diğer üçüncü modelimizi de siz kendiniz koyun arkadaşlar. Burun kısmını bu şekilde tamamlayalım. Takipte kalın. En kısa zamanda da diğer tarafının çiçeğini birlikte örelim. Dediğim gibi diğer patiklerimi de rahatlıkla bulup yapabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.